Şimdi ben size diyorum ama bir kere bu durumu ben de yaşadım. Ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü ailem bu dönemde beni bayağı desteklediler. Uyku düzeni dedik aklıma geldi. Yaşamadım dedim ama daha bu hafta yaşadım unuttum. Bu konuyu ben İlayda'ya da sormak istiyorum. Ben bu soru yüzünden çok tepkiye maruz kaldım aslında. Herkese merhaba. Bugün İlayda ile birlikte hem sizden gelen soruları hem de benim ona sormak istediğim soruları konuşacağız bu masada. Hatta bu masanın ismi de LGS masası. Artık buraya gelen tüm öğrenciler, tüm arkadaşlarımız LGS hakkında konuşuyor olacak. Ve umarım sene sonunda gireceğimiz sınavda da bize büyük bir motivasyon sağlar. Sen ne düşünüyorsun İlayda? Ben de kesinlikle Duru'ya katılıyorum. Bugün çok güzel şeyler konuşacağız. Çok önemli şeyler konuşacağız. Duru ile olmaktan da çok mutluyum burada. Bir süredir tanışıyorduk ama ilk defa yüz yüze görüştük. O yüzden güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet, o zaman sorulara geçiyoruz. Hemen. İlk sorumla başlıyorum. Nasıl motive oluyorlar? Saat kaçta yatıp kaçta kalkıyorlar uzaktan eğitimde demiş Mustafa Balli. Muhtemelen Ballı. Evet, bunun hakkında bir şey söylemek istersin. Aslında online eğitimde, yani sen de yaşıyorsun ama uyku düzeni bence çok sıkıntılı. Hani kesinlikle. Çünkü hani insana motivasyonu bulamıyor erken kalkıp erken yatma. Ama genellikle 12'de yatmaya çalışıp, yani en geç 12'de yatmaya çalışıp sabahta 8-9 gibi kalkıyorum. Ama evet, senin belki daha değişiktir çünkü sen daha hani şu an LGS maratonundasın. Evet, ben genellikle 10-11 gibi maksimum dersimi bitirmiş oluyorum ve hani bir saati eğer ayırmak istiyorsam ve enerjim varsa kendimi harcıyorum aslında. Ne bileyim, telefona bakıyorum, müzik dinliyorum, evet, kitap okuyorum, herhangi bir şey yapıyorum. 12'de yatmış oluyorum ama okul olduğu için sabah 7.30'da kalkmam gerekiyor ama o uyku düzenini kendimde oturttum aslında. Anladım. Yani sabah uykusuz kalkmıyorum kesinlikle. Hani sizler de yapmayın tabii ki. Hani çok fazla ders çalışacağım diye ya da telefona fazla bakacağım diye uyku düzeninizden kesinlikle olmayın. Ben bir kere yaşadım, önermiyorum. Bu şekilde benim uyku düzenim. Bir de motivasyon kısmı vardı. Onun hakkında da bir şey söylemek istersen ekleyebiliriz. Ona da şöyle bir yorum yapabilirim aslında. Eğer bir hedefiniz varsa ve hedefinizi gerçekten gerçekleştirmek istiyorsanız ki bunu sen de şu an yaşıyorsun. Bir süre sonra otomatik olarak insana motivasyonu buluyor. Belki ilk başlarda zorlanabilirsiniz ama kendinizi masanın başına oturtmayı öğrendiğinizde bir süre sonra bu alışkanlık haline geliyor ve hedefiniz için motive olmaya başlıyorsunuz. Bir de şey var mesela, hani motivasyon kazanmak istiyorsanız işte masanızın olduğu duvara okulun resmini koyun falan. Sen onu yapıyor muydun? Yani aslında ben yapmıyordum bunu. Yapmayı düşündüm de yani aklımdan çıktı. Ama yapan arkadaşlarım vardı ve bunun işe yaradığını söylüyorlardı. Güzelmiş. Ben şimdilik şey yapıyorum sadece. Yüzdelik dilim, puan falan onlar. O da iyi. Evet. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Matematik yeni nesil soruları nasıl çözebiliriz? Bir türlü çözemiyorum ve motivasyonum düşüyor. Bazılarını çözebilsem bile ufak bir yerde hata yapıyorum ve tüm soru gidiyor. Ne yapabilirim demiş Betül Kocakaya. Evet, bunun hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Aslında benim genel olarak herkese gözlemlediğim matematikte zorlanmanızın sebebi bence matematikten korkmanız ve matematiği sevmemeniz. Bunu sen yaşıyor musun tam bilmiyorum matematikten. Yani matematik benim aslında en sevdiğim ders, o yüzden pek yaşamıyorum. Yani aslında matematiği sevenlere baktığınızda matematikte sorun olmadığını görüyorsunuz. Çünkü sorulara ben bunu yapabilirim, zaten ben bunu yapmaktan zevk alıyorum diye yaklaşıyoruz. O yüzden bence öncelikle matematikle aranı bir düzeltmelisin. Yani bu şart bence. Barışalım. Barışıyoruz. Daha sonra yani matematikte pek konu tekrar yapılacak bir konu olmadığı için daha çok soru çözümüne odaklanabilirsin. Yani motivasyonun düşmesin diye belki önce daha kolay sorulardan başlayabilirsin. Sonra daha zorluğunu arttırabilirsin. Senin başka eklemen gereken bir şey var mı? Ya şöyle, ben arkadaşlarım da aslında senin de dediğin gibi hani matematiği sevmiyorsa zorlanıyor genellikle. Matematiği seven biri zaten kesinlikle yapıyor. Çünkü sınava şey diye girmiyor. Ay matematik var ben ne yapacağım falan diye girmedikleri için sınava girmeden önce bir özgüven oluşuyor ve bu motivasyonla da o soruları çözebiliyorlar. Ama sen eğer mesela matematikten korkuyorsan bu matematikle ilgili bir ön yargı oluşturuyor ve mesela soru kısa olabilir, uzun olabilir. Ama mesela uzun olmasından da korkmamalısın bence. Kısa oluyorsa zaten problem değil. Eğer bilgin varsa yapar. Şimdi ben size diyorum ama bir kere bu durumu ben de yaşadım. Bir denememde matematik netim kötü geldi ve dolayısıyla sıradaki denemede tabii ki bir korku oluştu ve tekrar yapamadım. Bu yüzden asla matematikten korkmayın. Benim tavsiyem de bu yönde olacak. Yani genel olarak siz matematikten değil, matematik sizden korksun mantığıyla ilerlerseniz bence motivasyon sıkıntısı yaşamazsınız. Evet. Şimdi sıradaki soruma geçiyorum. İleride Türkçeyi nasıl fullerim? Paragraf çözüyorum ama hiçbir işime yaramıyor. Ne yapmalıyım? Kitap oku deme lütfen de diye bir konuşmuş. Ahmet Şakir demiş bunu bu arada. Evet. Aslında bence bu bana pek de sorulacak bir soru değil. Çünkü ben neredeyse çıktım her videoda Türkçeyi ne kadar zorlandığımı, Türkçeyi yapamadığımı anlatıyorum. Ama hani az önceki soruda da bahsettiğimiz gibi ben bunu şöyle yendim. Türkçe olan korkumu yendim aslında. Bu şekilde hallettim. İlk aşama bu. Daha sonra paragraf çözüyorum demişsin. Paragraf çözmeyi devam etmelisin ve bunu bir düzene oturtmalısın. Hani bir gün bile paragraf çözmeye ara versen bu senin düzenini bozar ve hoş olmaz yani. Bence hep çözmelisin yani. Sen de umarım böyle yapıyorsun. Düzenli olarak çözmek çok önemli bence de. Kitap oku deme lütfen demişsin. Zaten şöyle, ben samimi olmak gerekirse LGS sürecinde bir tane bile kitap bitirmedim. Yani bir tane bile okumadım. O yüzden ben de bunu yani söylemeyeceğim sana. Ama tabii ki kitap okumalısın. Eğer okumak istemiyorsan ya da yetmiyorsa belki şey yapabilirsin. Çok uzun paragraf soruları çözebilirsin. Zor olmasına gerek yok ama normalin böyle kat kat üstünde uzun uzun paragraf soruları çözersen hem dikkatini toplarsın hem de sadece Türkçe'ye değil aslında bütün derslerde odaklanmana yardımcı olur. Kesinlikle, özellikle de LGS tipi sorularda hani paragraf çözmeyi sadece Türkçe olarak düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü matematikte de çok işinize yarıyor, okuma anlamı olarak fende de aynı şekilde diye düşünüyorum ben. Bakalım sıradaki soru neymiş? Teknolojik aletlerden kendini nasıl alıkoyabiliyorsun demiş Harry Potter isimli arkadaşımız. Güzel soru. Bunu belki de şu an çok yapamıyorumdur ama LGS sürecinde yaptım. Teknolojiden uzaklaştım. Bunu şöyle yaptım. Telefondaki neredeyse bütün sosyal medya uygulamalarını sildim. Hani sadece 1 veya 2 tane uygulama kalmıştı telefonumda. O şekilde zaten telefonu elime alıyordum. Bakıyordum, yapacak bir şey yok. Hani mecburen bırakıyorsun, derse başlıyorsun. Ben hani bu şekilde hallettim geçen sene ama şu an bu sürecin de içinde olan Duru bence daha iyi şeyler söyler bu konuda. Şöyle ki ben aslında hiçbir uygulamayı silmedim. Yani bir ortalara doğru bir kalkışmıştım ona ama olmadı pek çünkü hani aktif olmam gerekiyor bazı yerlerde. Aslında ben çoğu vaktimi WhatsApp'ta geçiriyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum yani o bana daha eğlenceli geliyor açıkçası sosyal medyadan. Belli bir çalışma saati belirliyorum kendime. Zaten günlük fazla oynamıyor hani arası. O zamana kadar istediğim şeyi yapıyorum. Hani telefonuma bakıyorum genellikle. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ama ders esnasında hani telefonum açık olsa bile zaten titreşimi kapalı, üstüne sessizde yani mesaj gelse, bildirim gelse bile ben zaten farkında olmuyorum. Kaldı ki zaten genellikle başka bir odada duruyor. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey daha var. Evet, aralarda ben telefonuma bakıyorum açıkçası. Ama şöyle ki sizin dikkatinizi dağıtıyorsa tabii ki yapmayın. Hatta farklı bir odada tutun bence. Hani ders çalıştığınız sürede de aralarınızda da. Ama benim dikkatimi dağıtmıyor. Dediğim gibi zaten arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani teneffüslerde ne yapıyorsam aslında o oluyor biraz da. O yüzden ben bu konuda fazla zorlandığımı düşünmüyorum. Ama tabii ki hani tedbirli olmak da gerekiyor. Aslında sosyal medyayı hayatınızdan tamamen çıkarmanız gerekmiyor. Sadece biraz daha kısıtlamanız ve önceliğinizi derslerinize vermeniz gerekiyor. Bu soru Duru'ya gelmiş. O yüzden soruyu ben devralıyorum. Duru günde kaç soru çözüyor ve çözdüğü soru sayısını yeterli buluyor mu? Merak edenler +1 demiş. Güzel şapka. Şimdi evet, soruyoruz. Ben aslında sömestrde çok daha farklı hayal etmiştim. Minimum hani 450 soru çözerim, üstüne de koyarım diye düşünmüştüm. Evet. Bana yeterli gelirdi muhtemelen. Ama şöyle ki sömestr döneminde bizim okullarımız açıldı. Ve dolayısıyla saat 7.30'dan 12.30'a kadar artı yol 1'e kadar benim tüm vaktim aslında okula gidiyor. Ve tabii ki okulda çözebileceğim soru sayısı da sınırlı olduğu için çünkü ders de işleniyor. Bu nedenle aslında fazla hedeflerimi gerçekleştirdiğim söylenemez. Ama son bir haftayı çok büyük bir heyecanla bekliyorum. O zaman gerçekten elimden gelenden çok daha fazlasını yapmak istiyorum. Günlük soru sayım da şu şekilde. Normalde 300 çözüyordum ben her gün okuldan sonraki vakitte. Ama rehberlik öğretmenimle bir program yaptık ve artık 250'ye düşürme kararı aldık. Ama şöyle ki bu soruların hepsi yeni nesil oluyor ki çok önemli zaten. Sen de... ya aslında hani soru sayısı sürekli soruluyor. Bana da sürekli soruluyor. Kaç soru çözüyordun? Ne kadar çözmeliyiz falan diye. Çok klasik bir cümle olacak ama önemli olan sorunun aslında niceliği değil niteliği. Siz 100 soruyu adam akıllı çözmek yerine 300 soruyu hani hızlıca hemen bitsin diye çözerseniz bence pek de fayda sağlamaz. Evet, verim de alamazsınız bir de. Yani çözdüğünüz soru sayısı az olabilir ama buna takılmayın. Eğer o soruları gerçekten size bir şey katacak şekilde çözüyorsanız çok iyi yapıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Ben de öyle uygulamaya çalışıyorum. Evet, sıradaki soruya geçiyoruz. Ailemiz ve çevremizdekiler bizi üzüyorsa ve bu ders çalışma hevesimizi kaçırıyorsa ne yapmalıyız? Lütfen +1 yapar mısın görsünler demiş Hilal Aktaş. Evet, bu konuda neler demek istersin? Aslında ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ailem bu dönemde beni bayağı desteklediler. Umarım seninkiler de öyledir. Ama çevremde bu konuda yani bizim kadar şanslı olmayan insanlar vardı. Ve onlar da başardılar. Nasıl başardılar? Sabretmeyi biliyorlardı. Bir sene boyunca, yani bu ailelerimiz için de aslında yeni bir deneyim. Çünkü onlar da LGS'ye girmedi. İlk defa bizimle LGS sürecini atlatıyorlar. Onlar için de yeni bir deneyim. Onları da biraz anlayışla karşılamalıyız bu dönemde. Ve sürekli hani sabırlı olarak, belki kendimizce alternatif çözümler üreterek bu süreci bence bu şekilde aşabiliriz. Zaten sene sonunda göreceksiniz ki bu yük üzerinizden kalkmış olacak. Her şey eski haline, normale dönmüş olacak. Evet, ben de katılıyorum. Evet, bu şu an gündemimizin problemi, okuyorum. Canlı derslerden dolayı 200 soruyu bile çözemediğim oluyor demiş Kevser Özaygut. Evet, bunu sen de yaşadın aslında. Evet. Yani biz de karantinaya girmiştik aslında. Yani LGS sürecinin yarısını karantinada geçirdik. Ve online dersleri de sürekli işliyorduk. Tabii ki bizim şey avantajımız vardı. Bir süre sonra hani ikinci dönem konuları çıkmayacağı için sürekli tekrara dönmüştü. Ama bizim de aynı vaktimizi alıyordu online dersler. Yani sen de şu an zaten bunu yaşıyorsun. Evet, özellikle hani bizim açımızdan çok büyük bir sıkıntı bence. Çünkü sanırım, yani inşallah öyle olmaz tabii ki, ama 8. sınıfın büyük bir dönemini biz online görüyoruz. Hani gördük de görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Umarım hani en kısa sürede çözülür bu durum. Ama sana katılıyorum. Ben de o durumu yaşadım. Çünkü canlı dersleri şu an bizim kaçırmamamız gerekiyor. Evet. Çünkü aktif olarak bir konu işlendiği için sana katılıyorum. Haklısın da. Burada aslında biraz çözdüğü soru sayısına yakınmış ama bence gayet iyi soru sayılarından bahsediyoruz burada. Günde 100, 150, 200 soruyla bile verimli olduğu sürece çalıştığı dersler, yani çözdüğü sorular bence gayet derece yapılabilir, başarılı sonuçlar elde edilebilir. Biri gider 1000 soru çözer ama hiç verim almaz, sıfır verimle çalışır. Yani onun yerine 100 soruyu düzgün çözsün daha iyi. Kesinlikle, ben de katılıyorum. Evet, şimdi sıradaki soruya geçiyoruz. Evet, bu benimle ilgili bir soru olmuş. Yine soruyu ben alıyorum. Duru'ya sorum, hangi liseyi hedefliyorsun? Şu an günde kaç soru çözmeliyiz? O büyük merak edilen soruyu artık cevaplar mısın? Hedeflediğim liseyi, evet, bana da çok soruyorlar haklı olarak, yani ben olsam ben de merak ederdim. Ama şöyle bir şey var, yani şimdi burada hani belli bir hedef gösterip de sonra eğer bir şeyler ters giderse, çünkü hiçbir zaman ne olacağını bilemeyiz. Hem kendimi üzmek hem de sizleri hayal kırıklığına... Yok ya, millete ne benim lisemden. Burayı koyacağım. Tüm kazanamıyorum. Nereden alayım? Açıkçası hem kendimi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum, hem de hani sizlere söylediğim bir şeyi eğer sınavın sonunda gerçekleştirememiş olursam ben kendim gerçekten çok mutsuz olurum. Bu yüzden istediğim liseyi, hedeflediğim liseyi açıklamayı şu an düşünmüyorum. Ama belki son 2 ayda iyice kararlaştırdıktan sonra sizlerle paylaşabilirim. Neden olmasın? Aslında bence Duru burada haklı, çünkü hani hangi lise hedeflediğini söylemesi aslında ona bir puan hedefi de koymuş oluyor ve hani takipçilerin senden o puanı gerçekleştirmeni bekleyecek. Bu bence üzerinde büyük bir baskı oluşturur gibi geldi bana. O yüzden yani kararına saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Şu an günde kaç soru çözmeliyiz? Ben istersen bunu devralayayım. Evet. Ben hani burada net bir soru sayısı söylemek istemiyorum. Çünkü herkesin kapasitesi farklı. Herkes hani hedefleri farklı, çalışma şekliniz farklı. O yüzden net bir sayı söylemek bazılarının moralini bozabilir. Ama benim buradaki tavsiyem çözebildiğinizin en fazlasını çözmeniz. Çünkü fazla çalışmaktan hiçbir zaman zarar gelmez. Yani elinizden ne geliyorsa onu çözün. Oturun dersin başına. Nereye kadar yükseliyorsanız. Bu her gün artabilir. Bazı günler azalabilir ama o gün elinizden geleni çözmeye çalışın. Teşekkür ediyoruz. Sana da tavsiyem. Derslerin kendi denemelerini de iyi yapabiliyorum ama genel denemelerde 65 netin üstüne çıkamıyorum. Ne yapabilirim demiş Selim Kağan demiş. Aslında bence buradaki sorun şu. Belki 20 dakikalık deneme süresinde genellikle 40 dakika veriliyor. Bilmiyorum o şekilde mi çözüyorsun? Odaklanabiliyorsundur. Kısa sürede odaklanman iyidir. Yani dayanıklılığın iyidir aslında. Sorulara dayanabiliyorsundur 20 dakika boyunca. Ama soru sayısı 90'a çıkınca süre sayısı da kaça çıkıyordu? Yaklaşık arayla birlikte 3 saati buluyor. Aynen. 3 saat uzun bir süre. Odaklanmak için gerçekten uzun ve zor bir süre. Yani 90 soru geldiğinde karşına ilk soruları belki iyi yapıyorsundur ama sonra o hani stres geçse bile bir yorgunluk insanın üzerine düşüyor. Hani özellikle hani matematik ve fene geldiğinde son anda insan böyle bir yoruluyor, dikkati dağılıyor. Bundan dolayı olabilir ama bence bu sürekli soru çözmeye başladıkça sorulara karşı bir bağışıklık kazanacaksın. O şekilde bence aşılır. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. İhsan Aslanlı yazmış bunu. Sorularım diye bir başlık atmış. Dik duramıyorum, ne yapmalıyım demiş. Duramıyoruz ki. Evet. Ne yapmalıyım demiş. İlk olarak bir sorudan başlayalım. Dik yani. O aslında ben bir alışkanlık biraz ya. Yani ne genelde mesela kambur duruyorsan hep kambur durmaya devam edersin muhtemelen. O yüzden soru çözmenin de getirisi olabilir. Eğer sırf soru çözmek yüzünden dik duramıyorsan kendini sakın üzme. Çünkü bu ne kadar çalıştığının göstergesidir ve üzülmemelisin bence. Tabii bir yerde üzül de yani yazın düşünürsün onları. İstersen böyle hatırlatıcı bir uygulama bulup oradan hani kendine hatırlatıcılar kurarak her yarım saatte bir falan kendini dikleştirebilirsin. Sonra yavaş yavaş tekrar kamburlaşırsın ama halledersin bu şekilde. Evet, güzel bir çözüm. Hiç denemedim ama bence işe yarar. Evet, ikinci ve son sorumuza geçiyorum. Uyku düzenim iyi değil. Saat 2 ve 3'te uyuyorum çünkü kimse uyumuyor. Benim de uykum gelmiyor demiş. Sen mi cevap verirsin, ben mi alayım? Ya benim o kadar bir problemim yok aslında uykuyla. O yüzden sen cevaplasan daha iyi olur. Ya aslında şöyle, benim de şu an uyku düzenim mükemmel değil. Hatta bayağı sorunlu bir uyku düzenim var. Ama bu geçen seneye baktığımızda uyku düzeni çok önemli. Yani LGS sürecinde uyku düzeni verimi bence çok etkiliyor. Bence kesinlikle. Hani eğer senin de şey olduysa, böyle uyku düzeninin bozuk olduğu dönemler olduysa aldığın verimin düştüğünü fark etmişsindir. Evet, bu arada uyku düzeni dedik aklıma geldi. Yaşamadım dedim ama daha bu hafta yaşadım unuttum. Şöyle ki ben pazar günü işte 500 soru çözeceğim diye, bunu da şimdi söyleyeyim. 500 soru çözeceğim diye gece kaç? 2.30'da yattım. 2.30'da yattım. Bir de uyuyamama kısmı var. 3'te yattım diyelim. Gece 3'te yattım ve ertesi günü 7.30'da kalktım. 4.5 saatlik uykuyla okula gittim. Sonra bir güzel derslerimi yapmak için masama oturdum. Yarım saat geçti, masada uyuyakalmışım. Sonra oradan yatağıma geçtim. O günüm çöpe gitti. 6'dan 9'a kadar uyudum ben. Bu yüzden uyku düzeni gerçekten çok önemli ve sorudaki veriminizi de düşürür. Eğer evet, uyumuyorsanız, eğer benim gibi uyuyorsanız gününüzü tamamen çöpe atmış olursunuz. O yüzden uyku düzeninize bence çok önem verin. Ben artık akıllandım. Erken yatıp erken kalkıyorum. Bir de şeye değinmiş, hani kimse uyumuyor. Yani onlar uyumuyor olabilir. Bir kere bunu takmamalısın. İkincisi hani... Yani bir şey kaçırmıyorsun. Ben yani geç saate kadar uyuduğum dönemlerde herkes de uyumuş oluyor gayet. Ben kendi kendime sıkılıyorum. O yüzden bence öyle düşünme. Eğer öyle düşünüyorsan bile şey düşün. Yazın istediğin kadar ayakta kalabileceksin. Bu süreç bittikten sonra hani istersen sabah 6'da uyu, kimse sana bir şey demiyor. Ama göreceksin ki çok da bir olayı yokmuş yani geç yatmanın. Bunu göreceksin. O yüzden yazı bekle bence bu uyku düzenini bozmak için. Sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, sıradaki sorumuz geldi. Denemelerde düşük alınca nasıl motive olabiliyorlar? Ben denemelerde arada bir düşüyorum ve motivem aşırı gidiyor ve sayısalda iyi olmama rağmen sözelde batırıyorum demiş. Sof mu sof Jenny? Bence bu soruyu Duru'ya önce cevap yöneltmemiz daha evet, iyi. Çünkü... O şu an bu sürecin içinde. Bu konudan biraz ben de aslında dertliydim. Şu an aslında biraz daha düzeldi gibi ama sene başlarında ben de öyleydim. Denemelerde aslında çok düşük almıyordum kendime göre bence. Ama hani birinde mesela daha yüksek alınca ve arada 10 puan bile oynayınca açıkçası sonuçta böyle bir tutarsızlık oluyor denemeleriniz arasında ve hani diyemiyorsunuz ki ya tamam demek ki şöyle bir ortalamam var, ben buraya girerim diyemiyorsunuz. Bu yüzden bence bu bir motivasyon kaybı sağlayabiliyor. En azından benim açımdan öyle oldu. Motivasyonun düşüyorsa da aslında şöyle ki sonuçta biz girdiğimiz denemelerin sonucuna göre bir liseye yerleşmiyoruz. Bunların tamamının sonunda oluşan ana bir sınavımız var. Onun sonunda bir dediğimiz liseye inşallah gireceğiz. Bu yüzden mümkün olduğunca kendinizi denemelerde yükseltmeye çalışıp bu şekilde kendimizi iyi konuma getirebiliriz diye düşünüyorum. Bir de tabii bu konuyu ben İlayda'ya da sormak istiyorum ama tabii sen full çektiğin için pek bir anlamıyor olabilir bu konuda. İnsanlar böyle düşünüyor aslında, Duru'nun dediği gibi düşünüyorlar ama öyle değil. Ben de hani benim de düşlerim oluyordu, yükseldiğim dönemler oluyordu ama hani özellikle böyle bir yükselme döneminden sonra bir denemede batırınca insan gerçekten moralim çok üzülüyor insan. O yüzden hepimiz yaşadık bunu. Bence moralinizi durumda dediği gibi bozmayın. Çünkü bir denemenin sonucunu belirleyen çok fazla etken var. Örneğin girdiğimiz bazı denemelerdeki sorular hani bizim alıştığımız tarzdaki sorular olmuyor. O yüzden size değişik gelebiliyor. Bu hataya sebep olabiliyor. Veya tamamen denemeden bağımsız o gün modunuz düşüktür, moraliniz bozuktur. Belki de bu hani etkilemiş olabilir. O yüzden tek bir denemeye bakmayın ama tabii ki düzenli bir düşüş varsa hani bir şey demek ki bir sıkıntı vardır. Düzenli bir düşüşte bir hani incelemek, bir sorun ne? Buna farkına varmak gerekir. Kesinlikle. Ama tek bir denemeniz düşük çıktı diye bence çok da telaş yapmanıza gerek yok. Şimdi de son sorumuza geldik. Bu sorunun içinde de aslında 2 tane sorumuz bulunuyor. Bunu bu arada Yusuf diye bir arkadaşımız yazmış. Birinci sorudan başlıyorum. Hiç yeter be dediğin oldu mu? Oldu. Yani bence hepimiz yaşamışızdır bunu. Şu an sınav senesinde olanlar da, sınavı atlatmış olanlar da en az bir kere yani yeter be demiştir. Yani sen de büyük ihtimalle demişsindir diye düşünüyorum. Ama bu hani şey değil, yeter be demek ve bırakmak bence farklı şeyler. Kesinlikle. Hani, yani yeter be dersin ama sonra tıpış tıpış oturursun o dersi çalışırsın. Bu benim. Yani ben de bunu yaşıyordum. Ama eğer yeter be diyorsan sonra oturup 2 hafta ders çalışmıyorsan o zaman bir sıkıntı vardır. Sıkıntı, büyük bir sıkıntı yani, var demek. İsyanda sorun yok ama isyan edip ders çalışmayı bırakıyorsan bence yani yapma yani. Sen de bir şey eklemek istiyor musun? Bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Mesela hiç şey yapıyor muydun? soru çözüyorsun sonra diyorsun ki mesela atıyorum 250 soru çözmüşsün, tamam, daha çözecek soruların var, artık sadece bitsin istiyorum, bitsin çalışayım ve artık gireyim bir yere falan dediğin oluyor muydu? Ya evet, özellikle bizim hani şey olmuştu aslında, 2 hafta mı ne ertelenmişti bizim şeyde. Ben böyleyim, ne 2 hafta daha mı çalışacağız nasıl yani falan modundaydım. O yüzden özellikle o son dönemlerde yaşamıştım. Ve son sorumuza da geçiyorum. Denemelerin en düşük kaç oldu? Ben bu soru yüzünden çok tepkiye maruz kaldım aslında. Benim en düşük denemem 6 yanlıştı ve girdiğim ilk yeni nesil denemeydi. Şeyi söyleyeyim mi? 6 yanlış yapsam annem mahalleye aşure dağıtır. Apartmanın üstüne yaparlar. Genelde şöyle yorumlar alıyorum. 6 yanlış yapsam annem mahalleye aşure dağıtır. 6 yanlış yapsam annem apartmanı benim adıma yaptırır falan diye. Ama şöyle, ben o sınava full çekeceğim diye girdim. Ve bu yüzden bir anda 6 yanlışla karşılaşmak beni bayağı üzmüştü. Hani hedef sonuç bakımından bakınca anlıyorsunuz ama şu an kendimde o yani bilince sahibim, yani 6 yanlış gerçekten iyi bir sonuçmuş ilk deneme için. O yüzden yani cevabım bu. Kesinlikle ben de ilk denememe hani nasıl olsa yapacağım diye girmiştim. Yani diyorum ki keşke şu an o kolaylıkla bir denemeye girecek olsam. Çözdükçe aslında diyorum ki ay bu deneme ne kadar kolay. Zaten bir ünite falan soruluyor ama o zaman ben de çok büyük ümitle girip 5 yanlış bir boş yapmıştım ilk denememde ben de. Aynı aslında. Netimiz evet, ikimizde 84'müş. Aynen. Bizim deneme sonuçlarımız bu şekilde. Sizlerinkini de aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir de aslında sorularımız bitti ama ben hani herkesin yaşadığı genel bir problemden yola çıkarak bir soru soracağım. Sınav stresini denemelere girerken ki o stresini nasıl yendin? Yenebildin mi? Yani aslında yani yenebildim galiba. Galiba. Çok da emin değilim bu konuda. Ama şöyle diyeyim, hani eğer yapabildiğine eminsen ve hani gerçekten çalışıyorsan stres yapman için aslında çok da gerekli bir sebep yok. Ben kendimi bu şekilde hatırlatıyordum sürekli. Onun dışında klasik bir örnek olarak nefes egzersizleri yapıyordum sınava girmeden önce. Evet, böyle 10 kere derin nefes alıp vererek biraz olsun insan sakinliyor. Ama LGS'de aslında o kadar da stres olmuyor. Çünkü stres yapma lüksün olmuyor pek hani gerçek sınavda. Ve zaten stres yapsam bile ilk 2 sorudan sonra veya ilk 3 sorudan sonra o stres bir süre sonra aşılıyor. Ve sanki normal bir deneme çözer gibi ya da evde soru çözer gibi çözmeye başlıyorsun. Hatta ben sınavda şey diyordum böyle, hani bir an o kadar uzaklaşmışım ki bunlar ne kadar map tarzı sorular ya falan diyorum. Sonra bir dank etti kafam, biz LGS'deyiz şu an diye. Normal öyle denemeye giriyormuş gibi mi? Evet. Bir de bizde şey olmuştu, okulda girdiğimiz için hani tanıdığım insanlarla, tanıdığım ortamda ve evet, her zamanki deneme ortamında girdim. Çok güzel girdim. Bir ortam o. Evet, o yüzden aslında ben bundan biraz korkuyordum. Hani arkadaşlarımla belki arada konuşurum, benden cevap falan isterler hani. Ondan korkuyordum ama öyle bir şey gelmedi başıma ve sanki bir denemeye girermiş gibi. Peki mesela şey oldu mu, hani sonuçta LGS'e gireceğim, son sınav, her şeyin belirleneceği sınav bu, ikinci şansın yok. Hani şu an bunu duyunca ben mesela Türkçe çözerken mesela diyor muydun? İlayda kafanı topla, bu son sınav falan diyor muydun hiç? LGS'de mi? LGS'de. Ya aslında zaten kafanı gayet toplamış oluyorsun hani. Gerçekten. O kadar şeysin ki böyle tamamen dış ortamı unutuyorsun. Hatta hani bir ara bizde dış ses gelmişti bir yerden ve onu tamamen umurumda olmadan hani duydum, dedim ki ha tamam dış ses var, ne yapacağız ki deyip sınava devam ettim. Çok iyi. Normalde bir denemede olsa büyük ihtimalle takılırdım o sese. Evet, olabilir. İlayda, istersen video bitmeden bir ikinci dönemi de değerlendirmiş olalım. Bizim de işimize yarar diye düşünüyorum. Evet, sen nasıl yaptın? İkinci dönem yani, yoktu sizin sınavınızda ama. Şöyle, bana sürekli yine şöyle yorumlar geliyor. Siz zaten ikinci dönemi görmediniz. Yani umrunuzda değildi, takmamışsındır falan da. Yani biz özellikle de dershanede daha erkenden işlediğimiz için konuları, ikinci dönemi tamamen bitirmiştik. Bütün konuları bitirmiştim ve o yüzden yorum yapabilirim bu konuda. İkinci dönemdeki zor konular genellikle sayısal derslerdeydi. Evet. Yani şu anda öyle zaten, müfredat değişmedi. Matematikte denklemler konusu ve fende basit makineler konusu bence zor konular ve üzerine ekstra bir dikkat edilmesi gerekiyor gerçekten. Şu an büyük ihtimalle görmediniz daha konuları. Şöyle, biz basit makineleri aslında bitiriyoruz. Sadece bir soru çözüm kısmı falan kaldı. Hani daha çok pekişsin diye. Ya şöyle, benim tüm arkadaşlarım basit makinelerden nefret ediyorum ciddi anlamda. Benim bir arkadaşım da konuları daha hızlı işliyorlardı ve basit makineleri o benden önce görmüştü. Dur diyordu, işte kesin beğenmeyeceksin, çok sıkıcı bir konu, hiç yapamıyorum falan diyordu. Ben de biraz aslında korkuyordum. Çünkü böyle kimyanın basitliğinden sonra aslında basit makineler biraz zor gelebilir diye düşünmüştüm. Ama gerçekten fiziği zaten seviyorum. O yüzden basit makineleri gerçekten ben çok sevdim. Ve hani bu yine şeye bağlanıyor. Matematikten korkuyorum'a bağlanıyor. Ben basit makineleri çok sevdiğim için şu an sorularını da çözebiliyorum. Yeni nesilleri de inşallah çözebilirim. Şu an daha başlarındayız. Evet. Minik minik sorular çözüyoruz ama ben yavaştan yeni nesilleri de başladım. Güzel gidiyor. Basit makineler konusunda ben de Duru gibiyim. En sevdiğim konu olabilir fende. Çok eğlenceli. Ve hani gerçekten siz kolay deme, linç yeriz. Yani basit makinelerin tüm soruları aslında aynı soru tipi diyebiliriz. Evet. Çünkü her basit makinenin bir formülü oluyor. Kesinlikle. Ve o basit makine hakkındaki bütün sorular, örneğin kaldıraç olsun, başka çıkrık, sabit, vida, hareket. Yani bu tarz şeylerin hepsi bir formüle bağlı ve bütün sorular aynı formül üzerinden dönüyor. Basit makineler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir de matematikte denklemler konusu var. Hepimizin bence başı yanmıştır denklemlerden. Kesinlikle. Genel olarak x ve y olan her şeyden benim başım yanıyor. Bir tek şey, hani cebirselin giriş sorularını rahatlıkla çözebiliyorum. Onun dışındakilerin hepsinde hani şöyle cebelleşiyorum sorularla gerçekten. Ya aslında denklemle aranızın iyi olması lazım. Çünkü bütün sorular denkleme bağlanıyor. Hani sizin yani denklemleri işledikten sonra göreceksiniz ki çarpanlar ve katlar çözerken de denklem çözüyorsunuz aslında. O yüzden denklem konusuyla önce bir barışın. Her zamanki gibi. Kesinlikle. Matematikte barıştığınız gibi. Daha sonra da çok soru çözmek gerek. Çünkü denklemde oturup konu çalışabileceğiniz ve formül çalışabileceğiniz bir şey yok. Evet, mantık, bir sürü mantık denklemi. Yani mantığını öğrenmeniz lazım denklemin ve bir sürü soru çözmeniz lazım. Evet, bir de şöyle, hani belki denklemi yapabiliyorsunuzdur. Ben mesela hani formülü bilmesem bile mantığı kullanarak bir yerden hani yakalayabiliyorum. Özellikle yeni nesil sorularda, hani sayı olan sorularda değil de hani mesela orada bir atıyorum peynirin 1 kilosunun denklemini veriyor. Oradan sütü çıkarıyor falan. Hani o sorularda bir sıkıntı yaşamıyor olabilirsiniz ama mesela özellikle koordinat sisteminde hani gerçekten bir bilgi birikiminizin olması gerekiyor. Formülü bilmeniz gerekiyor. Ne yapmanız gerektiğini ezbere bilmeniz gerekiyor. O yüzden o konularda ben biraz sıkıntı çekebiliyorum. Çünkü ezber yapmayı sevmiyorum. Ama zaten bir süre sonra ezber değil de mantığını öğrenince aslında açılıyor. Evet. Denklemde gerçekten o var ama koordinat sistemi yok ya. Yani o doğrunun bilmem nesini hesaplamaktan bıktım artık. İstemiyorum onu hesaplamak. Evet, burada sorularımızın ve benim de İlayda'ya sonraki içeriklerimin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Son olarak hani İlayda'ya sormak istiyorum, eklemek istediğim bir şey var mı diye. Aslında bütün videonun genelinde konuşsak da son tavsiyem her zamanki gibi ders çalışın. Pişman olmamak için ders çalışın. Bunu sana da söylüyorum. Bir de en son hem Duru'ya buradan hem de izleyen herkese başarılar diliyorum LGS sınavında. Teşekkür ediyoruz. Evet, LGS masasının ilk konukları bizlerdik. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Ben de bu serinin başlangıcını yapmaktan çok mutluyum. Ayrıca size az da olsa bir yardım sağlayabildiysek şans sayılırız bence. Tabii ki ben çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Aynı şekilde videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Hepsini okuyacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.